Şimdi bu operasyonun kaynağı ne? Niye bu ihtiyaç duyuldu? Hani güvenlik gerekli. Hani bu bitmişti bu iş? Hani Kandil her gün, her ay, her sürekli 100 kişi kaldılar, 200 kişi kaldılar. Yani hani binlerle dahi ifade edilmeyen bir silahlı güç kaldığını iddia ediyor. Tabii ben bir Barış Vakfı başkanı olarak barış için mücadele edenim de. Ya kardeşim, biten bir şeyle ilgili operasyonun, saldırının, imha hareketinin ne değil dersek diyelim, bunun anlamı ne? Asker ölüyor, oradaki insanlar, bu ülkenin yurttaşları, insan daha. Yani canlı varlık. Biz can. Bu büyük ekonomik krizin içerisinde bir tek vatandaşın dahi bugünkü durumdan, ekonomik durumdan memnun olmadığı bir süreçte bir askeri, oraya kaldırılan helikopterlerin, askeri yığınakların, atılan bombaların, ekonomi, yani insani boyutunu tabii geçtim diyebilmek mümkün değil. Bunu bir barış insanı olarak söyleyebilmem mümkün değil ama ya kardeşim, yaşam, buradaki yurttaşların, 82 milyon insanın yaşamı haram oldu. Böyle bir ekonomik koşulda bunun hangi nedenle bu yapıyor? Bunun sormak istiyorum. Nasıl biz Rusya'nın güvenlik gerekçesiyle Ukrayna'ya askeri operasyon yapması karşıysak, Kürt güçleri de, oradaki Kürt güçleri diyor ki burası Kürt bölgesi. Kürt yönetimi, bizim yönetim, bizim belirlediğimiz buranın işini biz düzleriz. Orada bir tane KDP'yle iş birliği yapmış olabilir ama o Kürt bölgesi, Erbil yönetimi ya da Kürt bölgesel yönetimi ne tek başına KDP'dir ki KDP içerisinden bile rahatsız olduğunu biliyorum. Ama ben bunu, hani bu işin ne kadar, yani bu yolla, bu güvenlik politikalarıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti Kürt meselesini çözemeyeceğini farkındadır diye düşünüyorum. Son açıklama, operasyon sonrası açıklamasında sırasıyla şunu güçlendirdi. CHP politikalarında ne yapacağı konusunda net değil. Ne yapacağını bilmiyor. Sıkıştığında devlet politikalarına ya da AKP'nin, MHP'nin korkusuna teslim oluyor. Çünkü AKP bütün toplumu terör, PKK, Kürt karşıtlığı üzerinden korkutmaya çalışıyor, dövmeye çalışıyor. Bunu aşamamış. CHP'nin işte helalleşme gibi laflar altında Kürt meselesini de içeren yeni politika inşa etme arayış sürecinde toplumun bir kesimi, Kürtlerin bir kesimi, en azından böyle söyleyeyim çünkü elimde bir anket yok, bir kesimi bu politikalara karşı güvensizlik, mesafe, soğuk duruş içerisindeydi. Şimdi bu açıklaması bunun haklı olduğunu gösterir. Niye, neden? Yani kardeşim, soru dahi sormadan, gözü kapalı. Ya nereden çıktı? Az önce benim sordum. Ya bu ne? Niye buna ihtiyaç duyuldu? Bu, dahi deme cesareti gösteremiyor. Niye? Kürt meselesi, PKK meselesi bir tür sol kağıtı. Bu ama AK Parti bununla korkutuyor bütün toplum muhalefeti. Bununla dövüyor. Buna teslim oldu. Buna teslim olan yarın bu konuda samimi bir tutarlı bir adım atamaz kanaati Kürtlerde de, Kürt sorunun bir barış arayışı içerisinde olan bizim gibi kurumlarda da soru işareti güçlendiriyor. Söyler de mesele şu, Kürt meselesinin çözümü 2015'ten sonra başka bir merhameye sıçradı. O merhame de şu,
güven sorunu çok derinleşti. Kürt gençleri ve genel olarak gençlik Kürt sorununun demokratik siyasetle, parlamenterle çözümüne değil. Yani daha radikal bir tutum içerisinde. Nasıl? Şöyle diyorlar. Ya bu Ankara'dan çözülmez bu iş diyorlar. Bak şimdi. Tam da barış parlamentoda yapmak istiyorsak ki CHP bunu iddia ediyor. Bu duyguyu kıracak politikalar, güven inşa etmek gerekir. Şimdi CHP'nin son açıklaması bunu kıran, bunu yumuşatan bu tezkereler ilk defa hayır oyu vermesinde evet ya ne oluyor dedik hep beraber. CHP bir şey yapıyor, durun buna bir fırsat verelim. AK Parti'ye verdiğimiz gibi dedik. Şimdi ikinci adımda son açıklamayla ne yapmaya çalışıyor bu CHP? Sorusu da ayıp, problemli. Niye? Çünkü büyük bir güvensizlik var. Demokratik zeminler daralmış. Parlamentonun işlevi olmadığı iddiasını en fazla dinlendirilen bir yerde ben parlamentoyu işlevli hale getireceğim, Kürt sorunu çözeceğim diyen bir parti, AK Parti'nin yönelik büyük, yani bir tür Kürtlerin soykırım diye ifade ettiği, siyasi kırım diye ifade ettiği operasyona destek veriyor. Şimdi bu barışa hizmet eden, çözüme hizmet eden bir şey olmadığı gibi barış isteyenlerin toplumsal desteğini de artıran bir şey değil. Aksine karamsarlık yürütüyor. Yani barış zemini, yani CHP sadece kendi iktidarı seçimleri toplumdaki sorunların demokratik mekanizmada, bakın buranın altını, demokratik mekanizmayla ya da müzakereyle, parlamenteyle çözümlü olan inancı zayıflatıyor. Parlamentonun ikinci büyük partisi bir tür güvenlik politikaların her koşulda destekçisi haline gelmiş olması. Şimdi bunu sorgulamaması, özellikle seçimlere bir yıl kaldı şu anda ve kritikliği de şuradan, Kürt seçmenin, HDP seçmeni demiyorum, Kürt seçmenin oyunu almadan kimse Ankara'da iktidar olamıyor. Peki nasıl olacak böyle? Hani son 2015 yılı sonrası yapılanlara baktığımızda, operasyonlar, askeri operasyonlar, tutuklamalar, zulüm, Kürtlere yönelik, hak savunucularına yönelik baskılara baktığımızda Kürtlerin sandıkta gösterdiği iradeye baksığında birbirine tezat. Ne olursa olsun gidiyor. Bunu herkes, bütün araştırmalar koyuyor. AK Parti'ye oy vermek istemeyen gidiyor HDP'ye oy vermek istemeyen HDP'ye oy veriyor. Niye? Devlet HDP'ye yöneliyor diye. Devlet Kürtlere yöneliyor diye. Peki CHP bu tutumuyla nasıl o insanlardan oy alacak? İnsanlar, siyaset, Türkiye'nin demokratik, eşitlikçi, özgürlükçü bir Türkiye inşa perspektifinden buna kadar bir eleştiri yapmayan, demokrasi mücadelesini, Kürt meselesinin söz konusu olduğunda, adalet, hukuk, Kürt meselesi olduğunda yutkunan bir muhalefetin de ben gelecek, demokratik bir gelecek de ortaklaşmak gibi bir durum olabileceğini düşünmüyorum. Bak açık söyleyeyim. En önemli meselesinin Kürtlerin kendi içerisindeki Kürt siyasal güçler, demokratik Kürt siyasal güçler arasındaki kendi önceliklerini merkeze alan, sorunları abartmadan, aralarındaki sorunları abartmayandan ortak temas noktalarını çoğaltmaya yönelmeliler. Bundan geri duran klasik rekabet
hesabıyla ilişki inşa eden kaybeder.